Evet, Rahiç Köyü'nde Şehitler Camii'nin, Merkez Camii'nin tam önündeyiz. Bu caminin ilginç bir hikayesi var. Cami kesinlikle ve kesinlikle hastane olarak kullanılmış. Bundan tam 20 yıl önce şöyle bir durum vardı. 3 katlı bir camiydi burası. Caminin en altına hastane yaptı Müslümanlar burada. Çünkü bombardıman devam ediyordu. Hatta İbrahim Bey'in söylediğine göre gökyüzü uçaktan görünmüyordu. O derece Rus ve Amerikan uçakları, özellikle Avrupa'dan da gelen uçaklar Müslümanları burada bombalıyorlardı diyor. Biz yaralılarımızı tedavi etmek için hastanenin altında tedavi ediyorduk. Caminin üzerine bombalar düşüyordu ama en alta kadar geçemiyordu. Minareler yıkılmıştı, kubbe yıkılmıştı diyorsunuz. O günleri bir anlatır mısınız bize? Evet, çok acı. Hiçbir yere bir hastane dayanmadı bombardımandan. Bilhas minareler göründüğü andan çok uzaktan uçakları indirmediler. Ama Rus uçakları tamamen hesap ettiler ve yıktılar minareler. Uçakları vurdu ama yıkamadı. Yıkamadı. Ama Rus uçakları tamamen isap etti ve minareyi yerde bir etti. Allah'tan ki bu cami 3 kat bir daha belki 3 kat yapısı çok kalın bir beton hali olduğu için en alt kata, podrum katına görebiliriz şimdi. Hastane kurduk. Bir tek orada sağlam kaldı bir hastane. Nerede oturduk hastane belli ettiler ve orada bombardılar. Hem hastamızı öldürdüler, hem yaralıyı, hem bine yok ettiler. Bir tek bu cami Allah tarafından buradan yıkamadılar. Ve yaralara burada da cenaze de yapılıyordu. Gasıl da oluyordu. Her türlü ibadet, şehitin ibadetleri burada hazırlanıp ve şehit mezarına yakınlı zaten. Bu bölge tamamen Müslüman bölgesi. Tamamen Müslüman bölgesi ve bu bölge en çok kalabalık bir vatandaş olduğunu anlattığım gibi o okullar, 3 tane okul dolu etrafta Sırplarına. Şimdi o konuyu da anlatalım. Sevgili seyirciler, şimdi Bosna Savaşı yıllarında Burçko'ya birçok yerden, birçok köyden insanlar akın ediyordu. Çünkü evet, Sırpların elde edemediği tek yer burasıydı. Evet. Burayı işgal edememişlerdi. Çünkü işte İbrahim Bey aynı zamanda bir üst komutandı. Onun komutasındaki bir tabur asker çok iyi çalışmıştı burada. Önde daha köye girmeden arazide durdurmayı başarmıştı Sırpları. Bu anlamda da arkadaki Müslümanlar aslında güvendeydiler, öyle değil mi? Evet, güvendeydiler. Nasıl yapmıştınız? O savaşını bir anlatır mısınız? Bu neler savaştan yapmıştınız? Silah az olduğumuz için biliyorsunuz kullanıyoruz tankta karşı biz bir molotof kullanıyorduk. Yani tanklara karşı molotof. Evet, çünkü silahımız yoktur. Çıkıyoruz, kazıyoruz kuyusunu. Toprağa onu şey ediyoruz, maske ediyoruz. Saklıyorsunuz. Geçiyor tanklar, geçiyor kuvvet. Biz arkasından ne varsa arkada vurduk ve elde tank da ettik, silah da ettik. Onlarla savaştınız. Savaştık. O şekilde bilgileri ve bir has gece zamanında Sırp askeri kopardamaz. Biz geceye en başarılıydık. Çünkü Allah'a inanıp Allahu Ekber derken çok ileri gittik. Bir has bize burada yardım eden Türkiye'de Alpas'tan Türkeş bir çocuklar geldi. Onlar bir Allah'a ağzına alıyorlar. Hiçbir şeyde korkmayan, mermiden hiçbir şey, bir bombayla bir bıçaktan en büyük merkezi ateş eden giriyorlar ve bir tek bombayla orada susturuyorlar o yeri. Yani makinalı tüfeklerin olduğu yerlere evet, bir bıçakla girip oradaki askerleri imha etti. Evet. Müslümanları kurtarıyorlar. Kurtarıyorlar. Ve oradan mesela kurtarıyor, yüzlerce Müslüman vurmak için kurtarıyor. Daha çocuklar vardır ama aklıma kalan kişilerdir. Çünkü şey yapıyorlardır. Siyasi bir işaret yapıyorlardır. Ve onları hatırladığım andan en dürüst söyleyen doğru, nerede geliyorlar, çoluğu çocuğu var mı? Diğer askerler çok gelen hepsi kendi bekar yazdı. Halbuki orada çoluğu çocuk var. Bizim çok önemli söylemek için. Çoluğun çocuğu var mı? Ki bakmak sonra gerekiyordu. Bir tek bu insanlar söylediğim kişileri doğru. Çünkü Milli İstihbarat hepsi bu kontrol etti.
çok doğru çocuklar çıktı. Allah ondan da her türlü razı olsun. Razı olsun diyebilirim. Ya Türk milleti bütün dünyadaki Müslümanların yanında olduğu gibi Bosna'da da burada Müslümanların yanında olmaya çalıştı ki bundan sonra da öyle olacaktır inşallah. Devam edecektir. İnşallah. Dediğimiz gibi Allah bir daha göstermesin. Amin. Minarelerden ezan susmasın inşallah. Amin ya Rabbi. Sağ olun, var olun. Şimdi caminin yani hastane olduğu yerleri bir görmek görelim, isterseniz. Görelim. Ve ona buyurun, devam edelim. Hastaneyi çünkü bunu çok bombardılar yine ama vermedi bir zarar şey insanlara. Buradan gasılhane yaptık. Yani ölüleri hazırlamak için o kadar ölü vardır. Olmuyordu hem hastane hem şey ve bu idi gasılhanesi. Yani. Sevgili seyirciler, ilk önce 3 katlı olduğunu söylemiştik az önce caminin. Şu anda en alt katındayız. Biz şu anda kütüphane olarak kullanılıyor. İslam eserleri kütüphanesi olmuş. Kur'an-ı Kerim'de bir yandan okunuyor. Önce burada da ameliyat yapıyorlarmış. Fakat bu arada şeyi söylemeden geçmeyelim. Savaşın başladığı, fitilin ateşlendiği gün az önce gösterdiğim köprünün havaya uçurulduğu anda. Önce köprü havaya uçuruldu ve o anda artık harp başlamıştı. Ve köprü havaya uçurulduğunda yaralıların ilk getirildiği yer burasıydı. Ve burada yaralılar tedavi edilmeye başladı. Üst katta yatakhaneler, cami hemen yatakhane olarak açıldı. Müşahede altına alın insanlar. Ve bir süre sonra Sırplar buranın hastane olduğunu öğrenince bombalamaya başladılar. İşte şu fotoğrafta gördüğünüz gibi caminin minaresi yerle bir edilmişti. Ve ilginç olan bir şey de vardı. Çok hızlı davranması gerekiyordu Müslümanların. Çünkü Sırplar sürekli bombalıyordu. Ve hemen bir başka köyde bir başka camiyi yine hastaneye çevirdiler. Sürekli hastane yer değiştiriyordu. Hayatta kalmak zordu o günlerde, öyle değil mi? Evet efendim ve buradan en basitidi şehitleri gasül etmek için hazırlamaya ve gördüğünüz yerde mezarlığa toprağa vermek için. Ondan sonra nişan taşları dikildi. O kadar seneden 4 sene burası o kadar kalabalık idi ki yetişmiyordu. Ne gasülü, ne yaralıyı, ne hiçbir şeyi ameliyattan. Çünkü biz zannetmedik o kadar sürecek bir harp, o kadar sürecek bir işkence. Onlar bize tamamen bu toprakta temizlemek niyetindedir. Ama Allah büyük ve yardım eden devletler ve milleti sayesinde işte kaldık ayaktan. Evet, böldüler bizim Bosna'yı. Yarı Sırbistan oldu, Sırp Republik, yarısı Bosna Hersek. O da bir çok büyük bir politika. Bu politika nereye kadar gidecek? Bir Allah biliyor. Yalnız Müslümanların ne varsa ekonomi çok düşük. Fabrika, her şeyi kapatıldı. Hiçbir cami bırakmadılar. Ama biz dinde çok düşkün olduğumuz sayesinde diğer Arap ülkeleri, Türkiye'den şey de vardır. Döndük %30 cami yaptık geriye. Yani temelde de vardır, inşa ettik. Tamir restorasyonlar devam ediyor. Yenileri de yapılıyor. Evet. İnşallah. Bunu kısa zamanda eğer Türkiye sahibi çıkmazsa bu, çünkü borçludur. Anlattığım gibi biliyorsunuz burada topladığı anda konsolosta ve büyükelçide Türkler vuruyoruz ve Türklerin inci çıkartıyoruz yani. Onlar ucunu bize alıyoruz. Alıyoruz. Şimdi o hikaye şöyle, Sırplar geldiğinde siz Türk olduğunuz için sizi öldürüyoruz. Çünkü Osmanlı buraya geldiğinde bizim ecdadımızı öldürmüştü, evet, demişler. Evet. Bu anlamda da öc alıyoruz sizden diyerek
ve buradaki insanlar Türk ve Müslüman olduğu için katledildiğini söylüyor İbrahim Bey. Evet. Ve en acı şeyleri yakaladığı çocukları, imam hatipleri, güzel kızları gitmiş orada zina, her türlü işkence. Birisi sormuş bir Amerikalı. Evet, Amerikalı. Çok güzel Sırp kızları vardır. Bırakın bak bu çirkin Müslüman. Yok, Müslüman olsun. Şey alalım inatınızdan. Öcümüzü alalım. Öcümüzü alalım. Ve ona göre bunu insanın göze dayanmaz. Bunu hakiki görüntüye görmek için. Ama bunlar hepsi geçti. Bunun bir bize kalan bir beyine uymamak için, çünkü düşman hiçbir zaman uymuyor. Her zaman düşman düşmandır. Ne kadar görünüyorsa bir dost gibi, o biliyor. Rahmetli dedem, inanmadım rahmetlisi dedem, müderris idi. Oğlum diyor, cavura inanma. Bir cavur koy yerinden, bastır üzerinden, bir tane koy kafanın üzerinden. Ne düşünüyor o ayakta al, bindin onun üzerinden. O ne düşünüyor? Bu kafaya tuttuğun kişiyi aynısı düşünüyor. Yani onlara inanmak kesinlikle ve kesinlikle. Yani suyu evet. Düşman uyumaz evet. Diyoruz. Var. Var. Kalmış kanda, Osmanlı kanda var Sırpları. Hepsi aynı diyemiyoruz. Çünkü ben bir komutan olarak bunu inceledim. Sırplar var, bizim taraftan harp ettiler. Müslümanlara yardım eden Sırplar Müslümanlar vardır. Diyorsun. Vardır. Hırvatlar daha fazla ama Sırplar da vardır. Bilhas Sırplar evlenen bizi Müslüman hanımlardan epeyce bize bir yardım etti. Epeyce bize bir işe yaradı. Ama onlar da şehit oldu. Kendi mezarlığa diktiler. Ama onların aileleri Sırplar tarafından vuruldu. Ne gittiniz düşman? Düşmana yardım etti. Yardım etmeye. Evet sayın. Acı bir olay tabii. Evet. Bu caminin bodrum katından şimdi çıkıyoruz. Bir başka camiye gideceğiz. Az önce size söylemiştim. Soğuk savaş devam ediyor diye. Şimdi en iyi örneğini göreceğiz. Şu anda Tahtalı Cami adıyla bilinen güzel bir caminin önündeyiz. Osmanlı Camisi şu anda burası. Burası yine acılara mekan olmuş bir yer aynı zamanda. Çünkü Sırplar burada Müslümanları öldürürken kurşunumuz çok gitmesin, cephanemizi harcamayalım diyerek civardaki bütün Müslümanları toplayıp silah zoruyla bu caminin içerisine getirirler. Ve o dönemde cami tamamen ahşaptır. Gördüğünüz gibi şimdi ön tarafı ahşap sadece. Yan duvarları tadilattan sonra beton olmuş ama o zaman komple ahşap bir camiymiş burası. Müslümanları camiye doldurup maalesef kapıları kilitleyip benzin dökerek ateşe vermişler. İşte burada da yine acılar yaşanmış. Allah mekanlarını cennet eylesin. Sevgili seyirciler, Bırçko şehri ilk kurulduğunda, ilk yıllarında bölgedeki çok az sayıdaki Müslüman bir araya gelerek bu camiyi inşa ettiler. Yani Bırçko'daki ilk cami aynı zamanda Tahtalı Camii. Bu anlamda da Sırplar işte bu bölgede insanları toplayarak caminin cami inşaatlarının başladığı bu noktada sonlandırmak istediler. Hem camiyi ortadan kaldırdılar
hem Müslümanlar ortadan kaldır. Ama çok şükür ki bütün Bosna'da her yerde, Burçka dahil her yerde minareler tek tek yükselmeye başlamış. Öğrendiğimiz kadarıyla yıkılan minarelerin henüz %30'u geri kazandırılabilmiş. Ama inşaatlar hızlı devam ediyor. İnşallah bir an önce bitecektir. Tabii kiliseler de var aynı şekilde. Kiliseler de yerinde duruyor. Ama katedral var bir tane. O da duruyor yerinde. Yine karşı tarafta hemen Hırvatistan'ın bir kilisesi var yine burada. Bu anlamda dinler de kardeş şekilde yaşamaya başlamış. Ama tabii bu bizim öngörümüz ve duygumuz sanki. Çünkü soğuk bir savaş devam ediyor. Az önce de söylemiştim. Şimdi sebebine gidiyoruz. İşte az önce bahsettiğim soğuk savaşın sebeplerinden bir tanesi arkamda duran kilise. Kilise tabii Bosna Hersek'te çok var ama bu kilisenin farklı bir anlamı var. Bu bölge 500 yıldan beri Müslümanların yaşadığı bir bölge. Etrafta mumla arasanız Sırp bulmak çok zor. Ama Sırplar her ne olursa olsun bir tane Sırp'ın bile yaşamadığı bölgeye getirip bu kiliseyi yapmışlar. Ve bugün kilisenin kapısı dahi açılmıyor. Hiç kimse bu kiliseyi ibadet için kullanmıyor. Kilisenin hemen 50 metre sağında bir cami var. Az önce gördüğümüz tahtalı cami de yaklaşık 100 metre ileride. Dolayısıyla bu iki caminin ortasını getirip bir kilise yerleştirmişler. Ki savaş burada devam ediyor. Psikolojik savaş devam ediyor. Soğuk savaşın bittiğini tam anlamıyla bu anlamda söyleyemiyoruz. Çünkü dediğim gibi kilise tam iki caminin ortasında duruyor. Ve İbrahim Bey'den öğrendiğimiz kadarıyla da etrafta tek bir Sırp yaşamıyor. Uzak Hayatlar bu hafta Bosna Hersek'in Brčko şehrindeydi sevgili seyirciler. Önümüzdeki hafta bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Azrail olsam.